Hepinize merhabalar, sevgiler, selamlar arkadaşlar. Az önce trafikten geldim. İnanılmaz bir trafik vardı. Tabii havada yağmur var. Yağmur olduğu için de insanlar özel aracına yüklenmiş ve trafiğe çıkmışlar. Fakat şöyle şeyler gördüm trafikte arkadaşlar. Şimdi telefonu almış böyle kulağına. Ben de aracın arkasından gidiyorum. Nereden görüyorum diyeceksiniz kulağında olduğunu. Arabanın arka camından sürücünün şu şekilde yaptığı bazen görünür. O şekilde veya şöyle yaptığı görünür. Oradan görüyorum yani. Telefonla konuşuyor. Ve arkadaşlar gittiği şerit de en sol şeridi. Şimdi en sol şerit nedir? Hız limiti dahilinde o sol şerit hız limitini geçmeyecek şekilde hızlı akış içindir trafikte. İşte ortadan normal bir hızla giden araçlar gider. Sağdan da yavaş araçlar gider arkadaşlar. Bu arkadaşımız, insanımız geçmiş sol şeride almış telefonu kulağına, sohbet ede artık bir hastası mı var? Goy goy mu yapıyor? Tabi onu bilemeyiz de bir şekilde sol şeridi hem telefonla konuştuğu için yavaş gidiyor. Kapatıyor yani sol şeridin akışını kapatıyor. Hem de arkadaşlar yapılması gereken bir şey yapıyor. Telefonla konuşuyor. Tabii ben arkadan bunu görüyorum yani aracın arkasından. Şimdi arkadaşlar böyle olduğu zaman trafikte dikkatsizlik oluşuyor. Orta şeritte gitseniz de efendim sağ şeritte yavaş yavaş gitseniz de telefon olayı tamamen dikkatsizlik oluşturuyor yani sürücüye. Bu yüzden bunu yapmamamız lazım. Hiçbir kimsenin bunu yapmaması lazım. Örnek veriyorum. Bazı insanlar da var. İşte bunu da yanlarından geçerken veya trafik sıkıştığı zaman falan böyle görebilirsiniz. Çoğunuz sürücüler görmüştür. Bunu zaten bu anlattıklarımı almış telefonun eline. Böyle büyük ihtimal sosyal medyada dolanıyor. Bakıyor. Devam ediyor. Bakıyor. Devam ediyor. Bakın arkadaşlar ben de araç kullanan bir insanım. Ve hiçbir zaman telefon elimde şu şekilde sosyal medyada ne var deyip de bakarak ne bileyim işte araba kullanan bir insan değilim. Onu net bir şekilde size söyleyebilirim arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle bir şey yapacaksam telefonda çekerim sağ tarafa, yakarım dörtleri, konuşacaksam konuşurum. Ne bileyim bir şey merak ettiysem ne bileyim bir hava durumuna bakacaksam bakarım. Bir haber, bir şeye, ne bileyim bir WhatsApp'tan bir mesaj geldiyse ona bakacaksam bakarım. Ama yolda giderken kesinlikle arkadaşlar sosyal medyayla özellikle, bakın sosyal medyayla özellikle ben bunu bu zamana kadar yapmadım. Yapmayı da düşünmüyorum. Ama görüyorum ki dışarıda, trafikte özellikle, hadi diyelim ki hastan vardı, sol şeritte mi denk geldi sana? Hani ne bileyim kendini belki yani hastayla görüşeceksen de hani yani tabii görüşmek kesinlikle yanlış. Bu bir doğru bir şey değil telefonla görüşmek trafikte. Hadi at orta şeride veya en sağ şeride orada da bir yer bulursun yani kendine park edecek. Anlatabildim mi? Kendini ortaya atarsın, ondan sonra sağa atarsın. Sağ şeride cebe girersin, bir şeye girersin. Telefonla görüşürsün ya. Telefonla görüşüp de sol şeridi tamamen kitlemek, akışını durdurmak yani. Şunu düşünüyorum mesela, şimdi sen sonuçta telefonla görüşüyorsun. Ya hiç aniye de mi bakmıyorsun yani arkadaş? Arkası dolmuş yani insanlar, senin önünde bayağı bir boşluk var. Gitmen gerekiyor ki açılsın. Yok. Bunu biri de gelip anlatmadı. Ben yaşadım arkadaşlar bunu ve bunu şöyle söyleyeyim sizlere. Ben bunu sol şeritte yaşadım. Birkaç sefer yaşadım. Sol şeritte özellikle. Orta şeritte de yaşadım. Yavaş gidiyor. Tabii bazı araçlar da görünmüyor, tamam mı? Yani arkası kapalı bazı araçların görünmüyor. İşte camını hafif indirmiş, yanından geçerken bir bakıyorsun ya telefonla oynuyor ya da telefonla konuşuyor. Yani biz bunu aşmamız lazım çünkü öndeki araç ani bir fren yaptığında arkadaşlar ve ani fren yaptıktan sonra siz de bunu fark etmezseniz, ne bileyim kafanız böyle olur veya işte dalgınlık olabilir telefonla görüşürken falan. Yani Allah korusun, öndeki arabayı arkadan vurursunuz. Mesela
Bu videoya bir şey daha ekleyeceğim. Motosikletli arkadaşlarımızla benim bir önerim vardı bundan birkaç video öncesi. O videomda, öneri videomda şunu demiştim. İki araç arasında, yani öndeki araçla, yani motor kullanıyorsun mesela, ben şu an motor kullanıyorum diyelim. Önde bir araç var, arkamda bir araç var. Orta işaretteyim, sağ işaretteyim, ben en sol işaretteyim. Gitmeyiniz demiştim. Çünkü dalgınlığa gelebilir. Aynen bu şekilde sen öndeki aracı takip ediyorsundur, motorlu arkadaşımız takip ediyordur yani. Arkadaki telefonla oynuyordur abi. Şöyle bakar telefonuna, kafayı yani şu şekilde yapar. Yani şöyle giden yoktur herhalde. Göstere göstere. Bakar şöyle telefona. Öndeki fren yapar, motorlu da fren yapar. Arkadaki motorluyu ezer arkadaşlar. Bu yüzden çok önemli, çok dikkatli şeyler, konular bunlar. Önem vereceğimiz, dikkat edeceğimiz konular. Şey diyeceğim. Eğer diyelim ki bu kurala uymazsak ne olur? Birincisi, yani telefon kullanmaya devam edersek, ne bileyim, orta şerit, sol şerit, sağ şerit fark etmeksizin, hayat umurumuzda olmadan bu kurallara uymazsak, bir, kendi canınızı yakarsınız. İki, araç sizin veya şirketinizin canını yakarsınız. Üç, etrafınızdaki ailenizin ve arkadaşlarınızın canını yakarsınız. Aynı zamanda karşı tarafında ailesinin ve arkadaşlarının canını yakarsınız. Ve bu şeyler arkadaşlar 1-2 saniye içerisinde olur. Böyle slow motion da olmaz. Yavaş yavaş, hani böyle olur ya bir maçta, işte gol olduğu zaman veya offside olduğu zaman veya başka bir durumda yavaş yavaş gösterirler ya, böyle o şekilde olmaz. Anlıktır. 1-2 saniye, 2 saniye dahi şey yapmaz. Başınıza gelebilir. Ve bunun da dönüşü yoktur. En önemli kısım bu. Ha işte ya yaptık bu kazayı, hadi hocam çevirelim şu düğmeyi geri. Tekrardan bir zamanı geri alalım da. Kaseti geri alalım da, işte çarpmayalım, yanından geçelim. Hani bazı filmler var ya öyle. Zamanı geri alıp da tekrardan aynı durumu yaşıyorlar. Tabi o film icabı. Hayatta bir film olmadığı için arkadaşlar. Bir düğmeyi çevirip de geri alamazsınız o zamanı ve artık iş işten geçmiştir. Bu yüzden 1-2 saniye çok önemlidir trafikte. Gideceğiniz yere 5 dakika geç gidiniz, 10 dakika geç gidiniz, hatta 1 saat geç gidiniz, ne kadar geç giderseniz gidiniz ama sağlam, sapasağlam ve kendinize ve başkalarına zarar vermeden gidiniz. Bu yüzden lütfen ve lütfen telefon kullanmayınız trafikte. Diyeceğim budur. Belki de uzattım yine konuyu. Bayağı da bir süre olmuş. Instagram'dan da beni takip etmek isterseniz biroldeniz 2z ile soru, öneri, görüş, aklınıza ne esiyorsa, ne geliyorsa yazınız. Herkesin arkadaşlar, bu zamana kadar bana yazan tüm insanlarımızın mesajlarını cevaplamışımdır. Sizinkini de mutlaka cevaplarım. Ama hemen görürüm, ama birkaç gün sonra görürüm, mutlaka cevaplarım. Kendinize çok çok dikkat ediniz. Başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.